Hayat izleyicileri. Bugün Genç Hayat ODTÜ'nün ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları ana bilim dalından yani ODTÜ Tekpol'den Profesör Doktor Erkan Erdil ile yapmış olduğu yayını izlemektesiniz. Aslında çok fazla tartışıldı pandemi koşullarında bilim ve teknolojinin halk yararına olup olmadığı meselesi ve Türkiye'nin bu noktada nasıl politikalar yürüttü. Biz de bu konuları Erkan Hoca ile konuşmak istedik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba hepinize. İlk olarak şeyden başlayabiliriz. Yani ODTÜ Tekpol'ün temel amacı nedir? Çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriyordunuz normal dönemlerde. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Tekpol aslında çok ilginç bir yapı. Hem içinde bilim ve teknoloji politikası çalışmaları, yüksek lisans ve doktora programını barındırıyor. Buna ek olarak bir de bir araştırma merkezi. Yani başta kamu kurumları olmak üzere özel kurumlarda, organizasyonlarda ve işletmelerde bilim, teknoloji ve yenilik stratejilerinin ve politikalarının tasarım, uygulama ve değerlendirme aşamalarına doğrudan destek vermek, yürütmek amacıyla ODTÜ bünyesinde rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezi olarak 1997 yılında kuruluyor. Ve merkezin temel yaklaşımı disiplinler arası bir yaklaşım. Yani hem mühendislikten öğretim üyeleri var, Beşeri Bilimler Fakültesinden çalışmalarımıza katkı veren öğretim üyeleri var, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden var, Mimarlık Fakültesinden var, yani Eğitim Fakültesinden de var. Yani ODTÜ'deki tüm fakültelerden belli bölümlerin ve öğretim üyelerinin katkı verdiği bir yapı ve bu yapıda tabii bir yandan çok sayıda bir takım faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetler temel olarak araştırma raporları üretmek, bilimsel yayınlar üretmek, zaman zaman ODTÜ'den ve ODTÜ dışından insanların katılımıyla özellikle 20. yılımızda başlattığımız Tekpol Pizza seminerlerini yapmaktı. Tabii şu anda bu pandemi koşullarında biraz sekteye uğradı. Çünkü bir araya gelemiyoruz birincisi. Online'e henüz taşıyamadık ve online ders hazırlamak çok fazla zamanımızı alıyor ve bunlara maalesef şu anda çok fazla zaman ayıramıyoruz. Ama normalleşme oldukça sanıyorum eski faaliyetlerimize döneceğiz. Merak edenler iki adrese bakabilirler. Birincisi STPS Meto Editöre. Burada eğitim programları üzerinden daha çok anlatılır program. Biri de tekpol.org sitesidir. Orada çok daha detaylı bilgileri her ikisine de dair bulabilirsiniz araştırmalarımıza da dair. Evet. Peki hocam, yani Türkiye'nin belki hani son dönemdekiyle birlikte de değerlendirebilirsiniz elbette. Bilim ve teknoloji politikalarına baktığımızda bu halk yararına, toplum yararına şekilleniyor diyebilir miyiz? Yani buna cevap vermek maalesef, olumlu cevap vermek çok güç. Görünüşte baktığınızda evet toplum yararına ama toplumun belli kesimleri yararına, geniş toplum kesimlerini kapsayan bir perspektifinin ben henüz olduğunu görüp görmüyorum. Bunun temel nedenlerinden biri de bu politika yapım süreçleri. Politika yapım süreçlerine baktığımızda evet üniversite var, devlet var, firmalar ve özel sektör var ama geniş halk kesimleri ya da bunu temsil edecek sivil toplum kuruluşlarının bu karar alma süreçlerinde herhangi bir katkısının ya da söz hakkının olmadığını görüyoruz. Bunun ötesinde daha küresel ve toplumsal sorunlar üzerine eylem bir bakış açısında göremiyoruz. Tabii yani neoliberal dönemle birlikte bu beklenen bir şey. Daha farklı olması beklenmiyor belki. Ama biraz daha sosyal demokrat görünen en azından bazı ülkelerde toplumun daha geniş kesimlerinin buralara katkı verdiğini görüyoruz. Örneğin ben hiçbir katıldığım toplantıda bilim teknoloji politikalarına dair toplantıda maalesef sendikaları göremedim ya da çağrılı değillerdi çok büyük ihtimalle. Bunu da her gittiğim toplantıda aslında belirtmeye çalışıyorum. Çünkü toplumun geniş kesimlerinin rızası alınmadan yapılan politikaların uzun soluklu ve sürdürülebilir, uygulanabilir politikada olmadığını açık açık düşünüyorum. Yani peki biraz da pandemi koşullarındaki bilim ve teknoloji politikalarına baktığımızda, yani Türkiye'nin süreci yönetmesi ya da nasıl yönettiğine dair de yorum yapabilirsiniz burada. Burada biraz daha işte çeşitli şeyler tartışılıyor. İşte farklı bir aşı bulunması ya da işte Türkiye'nin bu noktada diğer ülkelere göre çok daha ileride olması gibi
hem medyada hem de hükümet sözcülerinden yansıyan. Yani sizin bu meseleye dair görüşleriniz nelerdir? Türkiye'deki sağlık sistemi de biraz önce bahsettiğim üzere neoliberal politikalardan payını almıştır. Burada çok önemli bir şey, ciddi bir bilgi tabanı vardır Türkiye'de ve bu da Türkiye'li bilim insanları sayesinde olmuştur. Şunu rahatlıkla iddia edebilirim, yani bu politikalara, uygulanan politikalara geçmeden önce, belki de çok geniş bir coğrafyada en iyi tıp fakültelerine sahip Türkiye. İşte yani Japonya kıyılarından başlayın, Avrupa'ya, Orta Asya'ya, Avrupa'ya, ondan sonra Kuzey Amerika'ya gidin. Çok iyi tıp fakülteleri var. Yani isim de vermek istemiyorum ama gerçekten kendi kişisel tecrübelerimden de, yapılan yayınlardan da, yapılan araştırmalardan da biliyorum. Çok başarılı, bilgi tabanı gelişmiş tıp fakülteleri var. Ve sanıyorum pandemiyle mücadelede bunun etkisinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece tıp fakülteleri değil, eğitim araştırma hastanelerimiz de bu anlamda iyi araştırmacıları barındırıyor. Bunun pandemiyle mücadeleye ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Tabii baktığımızda yani daha şeffaf bir bilgilendirmenin olması başından itibaren daha iyi olabilirdi. İşte bir takım şu anda cep telefonu uygulamaları yapılıyor. Bunlar çok daha hızlı belki yapılabilirdi. Genel olarak Türkiye belki kötü gitmiyor ve umarım bu şekilde de devam eder. Ben Türkiye'den de bunun çözümüne dair ciddi ve anlamlı katkılar olacağını düşünüyorum. Ama bu tabii bu tip araştırmalar, bunların patentlenmesi, işte ilaç geliştirme işleri çok kısa sürede, bugünden yarına olacak işler değil. Ama eğer gerçekten devletin bu yerli milli söyleminin altını doldurulacaksa, belki de savunma sanayinden önce şu anda hemen sağlık sektöründe bu tip bir topyekun hareketin başlatılması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam, biraz daha popüler bir tartışmaya doğru evritmek istiyorum. Endüstri 4.0 çok fazla tartışılan bir mesele oldu. Hem gerek işte mühendislik fakülteleri açısından, gerekse de bizim gibi iktisadi idari bilimler fakülteleri açısından, full otomasyonla bir üretim mümkün mü, ya da bunun bu sistem içerisinde gerçekçiliği noktasında çok fazla işte yazıldı, çizildi. Biraz bu meseleyi sizinle de tartışmak istiyoruz. Yani bu sistem sınırlarında böyle bir şey mümkün mü? Ya da işte şu anki teknolojiyle böyle bir şey mümkün mü noktasında siz ne dersiniz? Yani yaklaşık 4-5 yıldır bu konu üzerine kafa yoruyorum bir biçimde. Ve ODTÜ'de de buna dair bir platform var. Biraz sosyal bilimleri o platformda da temsil etmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bundan 2-3 ay kadar öncesine kadar, yani pandemi koşullarından önce ciddi bu konu gündemdeydi. Ben bir de bir parantez açarak söyleyeyim. Endüstri 4.0 biraz bir Alman ideolojisinde temsil ettiği için dijital dönüşümü daha fazla kullanmayı seviyorum. Şu anda geldiğimiz noktada tabii firmalar, bırakın hani dijital üretim yapmayı, fiili ve fiziki üretimleriyle ilgili sıkıntılar yaşarken, sanıyorum bir süre bu tartışmalar belki de pandemi sonrasında ertelenecek. Çünkü firmalarda ciddi sıkıntılar var. Yani genel olarak tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil. Ben bu tartışmaların bir süre erteleneceğini düşünüyorum. Şimdi olayın biraz gerisine bakarsak, yani 70'li yılların ilk yarısında ilk örnek olarak ortaya çıkan ama ideolojilerin sonu teziyle doğrudan bağlantılı ve birlikte okunması gereken belki de endüstri sonrası toplum tezi, yeni toplumun işleyişini açıklamada üretim ilişkilerini merkeze alan bir çözümlemenin ve özellikle Marx'ın emek değer kuramının kifayetsiz kalacağını iddia etmişti. Bunun temel gerekçesi, sanayi sonrası toplumun temel dinamiğinin sanayi üretimi değil, içinde finans sektörünü de barındıran, özellikle katma değeri yüksek hizmet sektörü olduğu tezine dayanıyor. Emek değer kuramı üzerinden baktığımızda sanayi toplumunun dinamiklerini açıklayabilse bile, emek değer kuramını bu şekilde suçluyorlardı, artık yeni toplumda değerin kaynağının emek olmadığını iddia ediyordu bu tezler. Böylelikle sermaye ve emek arasındaki çelişkinin, özellikle ideolojilerin sonunun ilanı ile birlikte, sanayi sonrası yeni toplumun başat sorunsalı ve sermaye birikiminin, ilerlemenin motor gücü olamayacağı söylenmiş oluyordu. Bu da tabii emeği daha farklı bir değersizleştirme sürecinin ideolojik zeminini aramaya, hazırlamaya yönelikti. Yani emeğin yerini artık bilgi alıyordu. Bu çerçevede yeni toplumu anlayabilmemizin anahtarı emek değer kuramı değil, Daniel Bell'in ifadesi de bilgi değer kuramıydı. Tabii yani bilginin böyle
şuralarda bir yerde toplumun dışında yaratıldığına dair bir algı üzerinden hareket ediyor bu. Ama bilgi dediğiniz şey bizatihi insan beyninin ve onun devamında insan emeğinin bir sonucudur. Ve tabii hiç unutulmaması gereken bir şey de bilginin, Marx'ın yaptığı analizler üzerinden baktığınızda bilginin kullanım değeriyle bunun değişim değerinin ve bilginin metalaşma süreçlerinin iyi anlaşılmasına bağlı. Yani bilginin varlığı emeğin olmadığı anlamına kesinlikle gelmemektedir. Yani dijital dönüşümün yüksek teknolojinin merkezinde tabii otomasyon bulunuyor. Özellikle robotların insanların yaptığı rutin işleri yapmaya başlaması tartışılıyor. Böylelikle emek maliyetlerinden tasarruf edilerek üretim maliyetinde düşürülmesi mümkün olacak. Bir önceki tartışmayla da biraz aklımızda tutarak bağlarsak, meselenin sermaye birikim rejiminin devamlılığı, yani krizden kaçınma ve küresel pazarlar açısından önemli olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle üretimin mekan ilişkisi, bunun üzerine de çok şey söyleyebiliriz. Bir de emek ilişkileri ve yeni emek süreçleri açısından değerlendirdiğimizde ise eğer her şey sabitse liberal siyasi iktisadın penceresinden bakış robotlarla canlı emeği değiştirilebilir görecektir. Yani aralarında mükemmel bir ikame olduğunu varsayıyor. Çünkü robotlar düşük üretim maliyetli demektir. Sonuçta çalışmaları için gereken elektrik dışında pek bir maliyetleri yoktur ve işte onların üretilmesi için yapılan sabit yatırım dışında da pek bir maliyetleri yoktur. Şimdi bu açıdan bakınca sermaye sahipleri için de çok makul bir seçenektir. Ancak bütün bunlara karşın otomasyonun topluma bir maliyeti vardır. Bunu da unutmamak gerekir. Otomasyonla birlikte işlerini kaybedenlerin ne olacağı, topluma katkı sağlayan bireyler olarak yaşamaya devam edip etmeyecekleri ve ne biçimde yaşayacakları belirsizdir. Bunun üzerine bir öngörü çok fazla söylenmemektedir. Yani işte meslekler değişecek, yeni meslekler ortaya çıkacak, yeni yeteneklerin kazandırılması gerekecek. Ama bunlara dair herhangi bir politika, bir önermeyi maalesef çok fazla göremiyoruz. Bu dönüşümle birlikte belirmesi muhtemel yeni iş alanlarına istihdamın kaydırılması, var olan işlerin gerektirdiği yeni kabiliyetler gibi konularda geniş boyutlu bir eğitim politikanızın, belki de benim söylediğim biçimiyle bir politika kokteylinizin, işte eğitim, emek politikanızın olması gerekmektedir. Bunun için dijital dönüşüm programlarına da mutlaka sendikaların da dahil edilmesi, canlı emeğin değersizleşmesinin önüne geçilmesi için tedbirlerin alınması gereklidir. Örneğin yani Sanayi Bakanlığı'nın web sayfasına girerseniz Dijital Türkiye diye bir strateji göreceksiniz. Orada iş kesimi oldukça fazla temsil edilmektedir ama emek kesiminden herhangi bir sendikanın bu stratejinin hazırlanmasında hiçbir katkı da bulunamadığını görüyoruz. Çünkü gene davet edilmemişlerdi. Yani ilk daha önce söylediklerime bağlarsam toplumun geniş kesimlerinin yer almadığı, toplumun rızasına dayalı olmayan, ortaklaşılmayan politikaların uzun dönemde çok fazla uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Dijital dönüşüm konusunda da keza aynı sorunla karşı karşıya Türkiye. Aşağı yukarı bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkürler. Benim için bir keyifti. Görüşmek üzere başka bir yayında. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.